Sektörleri Konuşalım programının 10. bölümünden herkese merhaba. Pandemi süreci bazı sektörleri olumsuz etkilerken bazıları ise dijital dönüşümün avantajını bu dönemde gördü. Bu sektörlerden biri de yazılım oldu. Evet, konuğum çok genç bir girişimci, Magellan Bilişim ve Danışmanlık Şirketi kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Göktürk Yetim. Kendisine hemen istek atıyorum. 23 yaşında 3 sınıf arkadaşıyla kurduğu şirket bu yıl TOB yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye 100 yarışmasında en hızlı büyüyen 11. şirket unvanını aldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Doğan Hanım? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz gelmeden önce başarınızı söylüyordum. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yani aslında bu şahsi başarı değil, şirketin başarısı. O yüzden şirket Evet. adına ben de teşekkürü kabul etmiş olayım. Ayrıca size Evet. çok teşekkür Zaten ederim. şirketinizden bahsediyordum. Şahsınıza Evet. özel değil. Belki duymadınız o kısmı. Üç Evet. arkadaşınızla beraber kurdunuz 23 yaşında Magellan'ı ve 6 yıl sonra da büyük başarı geldi. Onu izleyicilerimize söylüyordum. Tebrik ediyorum şu anda. Tabii pandemi sürecini konuşacağız ama öncesinde sizi tanıyalım istiyorum. Bu süreç nasıl başladı? Ben daha önce bir yayına katılmışsınız, onu izledim. Biraz aile etkisi de var, disiplinin etkisi var. Açıkçası sizden dinleyelim hikayenizi. Yani öncelikle yani tabii ki İlkokuldan beri ben yazları çalışıyorum. Bizim ailede bir kültür vardı. Yani şirkette bizim aile şirketimiz vardı. Şirkette dördüncü sınıfa gelen herkes şirkette çalışma zorunluluğu vardı. Eğer çalışmıyorsanız aile haklarından feragat ediyordunuz. Böyle bir aile O kültürümüz yaşta. vardı. O Evet, yaşta o. şirketin öyle bir katı, aynen. Öyle bir katı kuralı vardı ailenin. Ve biz de dördüncü sınıftan itibaren yazları çalışmaya başladık. Tabii şirketteki sadece tek kural bu değil. Her başlayan en alt kademeden başlaması gerekiyordu. Biz ilk başta şirkete temizlikçilik yapıyorduk. Yani çay yapıyorduk, yerleri süpürüyorduk, camları siliyorduk. Sonra her sene aslında kademe atlamaya başladık. Aslında bu yaptığımız şey bizi küçük yaştan itibaren aslında ticari hayata en alt kademeden en üst kademeye kadar görme imkanı sağladı. Tabii üniversitede bittikten sonra şirket kurma aşamasına geldiğimizde belli bir tecrübemiz doğal olarak olmuş oldu. Yani şu anki buraya gelmemizdeki en büyük başarılardan bir tanesi, yani en büyük etkenlerden bir tanesi bu aile Ya kültürünü görmüş başarının olduğum. sırrı aslında burada yatıyor diyorsunuz. Evet, aslında bu işler biraz tecrübe işi. Yani şirketler kurulur, hani büyür ve gelişir. Bunların hepsi aslında zaman ve tecrübeyle oluyor. Yani biz de bir nevi kendi aile şirketimizde bunları tecrübe etme şansımız oldu. Yani en alt kademeden en üst kademeye kadar her şeyi açıkçası yaparak, yaşayarak denedik ve gördük. Hani bunun da kendi şirketimizde bizi bu başarıya getirme noktasında en büyük tecrübeleri katan kısım aslında bu olmuş oldu. Yani o yüzden bizim için büyük bir deneyim oldu yani şirket deneyimi. Ne kadar güzel. Şimdi gelelim Magellan'ın kuruluş hikayesine. Bu aslında gençlere de ilham verecek bir hikaye. Hani armut piş ağzıma düş şeklinde olmadığını da bir kanıtı gibi. Önce projenizde bir yarışmaya katılıyorsunuz. Ummadığınız halde birinci oluyorsunuz. Biraz ilginç bir hikaye anlatır mısınız? Ya aslında onun öncesi var. Biz öncesinde bir yarışmaya daha katıldık. Startup Weekend diye Özyeğin Üniversitesi'nde bir yarışma vardı. Aslında orada hikaye başladı. Onu şöyle kısaca anlatayım. Biz üniversitedeyken üniversitede böyle girişimci kulübü vardı. Orada bir hocamızla aramız çok iyiydi. O da bizi yarışmalardan haberdar ediyordu. Ali Özcan diye bir hocamız vardı. Sonra bir gün bize dedi ya Göktürk işte böyle bir proje var. Gelin siz de katılın diye. Dedik hocam yani projeye katılırız ama bizim fikrimiz yok dedik. Olsun dedi. Siz düşünürsünüz bir şeyler bulursunuz falan dedi. Ama size güvenmiş anladığım kadarıyla. Evet yani üniversitede birçok şey yapıyorduk. O yüzden bizi tanıyordu. Bizim yeteneklerimizin yani en azından farkındaydı diye düşünüyorum. Sonra bizim yarışmaya gidiyorduk. Yarışma Özyeğin Üniversitesi'ndeydi. Belki Özyeğin Üniversitesi'nin yerini bilirsiniz. Bayağı uzak İstanbul'un dışında bir yerde. Biz hala yarışmaya giderken kafamızda proje yoktu. Biz katılıyoruz ama üniversite olarak yani aklımızda bir proje yok. Sonra hoca yolu uzattı, yolu karıştırdı. O anda aklıma benim bir proje geldi, Etkepçe diye. Sonra bununla sunalım dedik. Bununla gittik.
sunduk. İlk başta elemeler vardı. İlk 11'e mi, ilk 10'a giriyordum sanırsam. Orada girdik. Daha sonra aslında bizim projemiz en güzel projeydi. Böyle bir hackathon gibi oldu. Orada ilk sabahladık 2-3 gün. Daha sonrasında finale gittik. Finalde aslında haksız bir üçüncülük aldık. Normalde birinci olmamız gerekiyordu. Aslında haksız bir üçüncülük aldık. Çünkü gerçekten en beğenilen proje bizimkiydi. Akabininde hatta şey yapmıştık. Ödülü almadan protesto edip gitmiştik. Böyle bir olay yaşamıştık. Daha sonrasında baktık bu proje güzel. Bu projenin geleceği var. Akabininde de gidelim dedik. Başka yarışmalara katılalım. Yine aynı hoca. Başka bir yarışma önerdi bize üniversiteden. Sonra oraya gittik. Bu sefer tabii elimizde proje var. Bir de deneyimlemişiz. Ortamın kokusunu da almışız. Sonra orada değerlendirmeye girdik. Yani ben gittiğimde kendi projeme güveniyordum. Fakat orada bekleme salonunda birçok projeyi sunan insanlarla karşılaştık. Ya baktım onların projeleri benimkinden daha iyi. En azından benim açımdan. Bana böyle daha ilgi çekici projeler geliyordu. Belki bizim projeye aşina olduğumuzdan dolayı çok o etkiyi bırakmıyordu bizde. Sonra ben sundum. Ben ümitsizdim. Yani ben 3'e giremeyeceğimi düşünmüyordum açıkçası. Hatta dereceye bile gireceğimi düşünmüyordum. O arada da okul bitmişti. Yani yaz tatiline girmiştik. Benim de ailem Bursa'daydı. Bursa'ya gidip aslında ailemin yanına gidecektim. Sonra şeyden yarışmadan aradılar. Dediler ki siz de ödül törenine gelin falan diye. Ödül törenini yani dedim ben hani zaten dereceye girdiğimi düşünmüyorum. Boşa zaman kaybetmeyeyim. Hani o zaman da okulda İstanbul'da, ev Bursa'da. Oraya gittim dedim. Adam da ısrarla rica etti. Yani gelin 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 en kötü gelmiş olursunuz. İyi dedim. Belki o ödül törenindeki benim belki kıyafetimi görmüşsünüzdür. Yani bilmiyorum belki internet Evet, sizi arkadaşlar denk incelerken gelmiştir. gördüm. Aynen. Ben aslında Beklemediğiniz bayağı belli yani evet dereceye ya ben oraya girmeyi. işte pantolon, gömlekle gittim böyle. Ben de hani en azından davete icabet etmiş oldum diye. Sonra işte üçüncü açıklandı. Ben değilim. İkinci açıklandı. Ben dedim. Ben de ümidimi kesmiştim. Sonra birinci açıklandı. Ben çıktım. Yani ben açıkçası böyle şaşmıştım. Allah Allah dedim. Niye beni acaba tercih ettiler? Sonra işte ödül törenine geçtik. Herkes de takım elbise, kravat var. Bende de gömlek ve pantolon var yani. Oradaki tek sportif adam benim. Böyle bayağı bir sırıtıyordum aralarında. Yani böyle bir deneyim yaşadık. Tabii bu projeden sonra işte üniversitenin rektörü bizi Malta Üniversitesi'nin sitesinde yayınladı, teşekkür etti falan. Orada tabii daha da özgüven geldi kendimize. Böyle güzel bir deneyim yaşadık yani o yarışmada. Ama Sonra beklemediğimiz bir Macaristan'a şeydi. nasıl geçiş oldu? Aslında bir kademeli bir geçiş oldu. Öncelikle şirketleşmeden önce ben zaten üniversitede bu projeyi yaparken ve üniversitede benimle beraber bu tarz işlerle ilgilenen arkadaşlarım vardı. Öncelikle bize üniversite şey sağladı. Bir ofis sağlamıştı. Kendi üniversite bünyesinde. Orada işte projelerini geliştirin diye. Orada böyle bir 6-7 arkadaş toplandık. Fakat bazılarının odakları farklı yerdeydi. Bazılarının daha farklı yerdeydi. Sonra 2-3 tane arkadaşımla işte dedik yani biz beraber yol yürüyebiliriz. Aklımızda da proje var. İki kere de test etmişiz. Olma olasılığı da yüksek. Dedik yani şirket kurduktan sonra zaten kaybedecek bir şeyimiz yok. Yani kaybedecektik de bu zamanlarda kaybetmemiz lazım. Daha sonra telafisi kolay olur diye. Orada üniversitenin son senesinin son döneminde KOSGEB'ten Argenovas'ın desteği vardı. Yani bizim bir kuruluş sermayemiz yoktu. Oraya başvuralım. En azından belirli maliyetleri ortadan kaldırmış oluruz dedik. Bu şekilde üniversite daha bitmeden şirketin kuruluşu için biz kuruluş evrakları hazırladık. KOSGEB'e sunduk. Daha okul bitmeden aslında evraklarımızı verdik. Daha Yemekhanede sonrasında kurmuşsunuz şirketi. Doğru mu? oraya anlatayım. Aslında yemekhanede kurulduk. Şöyle ben hani hikayeyi tamamlayayım. Biz KOSGEB'ten desteği aldıktan sonra bizi Tekmer denilen bir yer var. Yani Teknokent'in bir küçüğü. O zamanlar teknoloji geliştirme merkezi diye geçer. Orada da İstanbul Ticaret Üniversitesi vardı. Yani bizim evlere yakın olduğu için orayı tercih etmiştik. Orada yemekhaneyi bölmüşler. Yemekhaneyi böldükten sonra bir kısmını Tekmer yapmışlar. Biz oradan ilk defa bize zaten verildi. Daha ilk defa yeni yapılmış. Böyle yemekhanenin fayansları falan her şey var. Girişleri falan böyle yemekhanenin arkasında. Biz de oraya yer gösterdiler. Biz de dedik ki yani burası yemekhanede mi oldu? Tam ofis gibi değil ama tabii o zamanlar da hiçbir deneyimiz olmadığı için yemekhanede kurduk şirketi. Böyle arkamızda tam yani bir alçıpanda bölmüşler bir yeri. Arkası yemekhane. Orada sesler geliyor, kokular geliyor, bir şey oluyor. Biz de diğer taraftan şirketi kurup işte yazılım geliştirmeye başlamıştık. Böyle bir tecrübemiz oldu yani. Bu şekilde Magellan'ı kurdunuz. Evet. Millet hani yurt dışında garajda kuruyor. Genelde onların garajları oluyor da. Türkiye'de garaj kültürü çok olmadığı için. Hikaye böyle başladı Aynen, diyorsunuz. aynen. Yemek Özellikle kokuları yemekhane kültürü. arasında. Şimdi Evet. ödül kazandığınız projenin tutacağına ilk nasıl karar verdiniz?
Açıkçası yani ödülü kazanabilmek kısmında şimdi projeye güvenmek gerekiyor. Bir de projede fizibilite raporları gerekiyor. Yani bu işi hani sonuçta sadece fikirle katıldığımız yarışmalarda ödül alınmıyor. Bu işin biraz zeminin olması gerekiyor. Bizim orada proje planlarımız, yaptığımız analizler ve işte yaptığımız anketlerde falan bu işin aslında tutabileceği yönünde feedbackler vardı. O anlamda kendimize güveniyorduk. Fakat orada hesap etmediğimiz bir şey vardı. Bizim projenin finansal gereksinimi çok yüksekti. Yani devletten alacağınız hibe ve teşvikle bu işin tutma şansı yoktu. Hani şirketi tabii kurduktan yaklaşık böyle 5-6-7 ay sonra biz bunu fark ettik. Sonra zaten pivot edip başka işleri, başka ürünlere dönüştürdükten sonra aslında Magellan büyümeye başladı. Ama o zamana kadar hani biraz bu anlamda herhalde girişimcilik tecrübesizliğinden kaynaklı. Biz yani projenin finansallarının aslında şirket finansallarıyla da alakalı olduğunu çok bilmiyorduk. O biraz bize böyle bir deneyim yaşattı ve daha sonrasında baktık çok fazla finansal gerekiyordu şirketi hayatta tutabilmek için. O projeyi pivot ettik doğru bir zamanda ve farklı ürünleri çıkarmaya başladık. O ürünlerde gerekli ilgiyi ve talebi gördükten sonra şirket de büyümeye başladı yani. Aslında Peki ilk yaptığımız proje başarısızlıkla sonuçlandı diyebilirim yani. şimdi onlara geleceğim. Magellan'ın yolculuğuyla alakalı nasıl başladınız ve niye adı Magellan? Şöyle nasıl başladık? Dediğim gibi arkadaşlarla üniversite daha bitmeden bu şirketi kurma kararı aldıktan sonra isim düşünmeye başladık. Birçok şey denedik aslında isim olur olmaz diye. Dedik ki yani hem okunuşu güzel olsun hem yurt dışında tabii biz şirketi kurarken hedeflerimizden bir tanesi Türkiye'den bir Apple çıkarmaktı. Yani Türkiye'de teknoloji dendiğinde çok fazla bir firma akla gelmiyordu. Hala da bence öyle düşünüyorum. Yani bir Samsung, bir Apple etkisi yaratan Türkiye'de maalesef çok bir teknoloji firması yok. Çok güzel işler yapan firmalar var. Fakat o etkiyi yaratan çok fazla firma yoktu Türkiye'de. En azından bizim Yani bunu zamanımızda. düşünürken 23 yaşındaydınız hepiniz. Evet, 23 yaşındayım. Diğer Yani ortaklar benden hedef küçük. Onlar Apple 20. gibi bir marka yaratmak Türkiye'de. Aynen. Yani Niye bu aslında... kadar detaylı soruyorum? Çünkü benim de çok fazla öğrencim var. İlham verici bir hikaye. Ya hiç ben sizi incelediğimde sürekli vazgeçmeme üzerine bir çalışma var. Belki 6 yıl çok kısa bir zaman ama hemen bir başarısızlıkta insanların gücü düşüyor. Bir olumsuz durumda gücü düşüyor. Sizi incelediğim zaman o kadar hoşuma gitti ki hep böyle bir motivasyon var. Bir şeyden vazgeçme yok. Başka bir şeyle tekrar kendinden yeniden doğma var. Onun için böyle detaylı detaylı soruyorum. Anladım. Ya şöyle az önceki soruyu cevaplayayım. Magellan adını koymamızın nedeni şeydi. Globalde bilinen bir isim. Bir de Magellan Türkçe bir isim. Yani İngilizcesi G ile yazılıyor Magellan. O Magellan Türkçe bir isim. Hem sempatik bir isim hem yurt dışında rahat duyulabilir. Hem de biz kâşif olmayı, yani dijital dünyanın ki kâşif olmayı istiyorduk. O yüzden Magellan adını seçtik. Diğer tarafa da az önce dediğinizde de geldiğimde ya benim şöyle bir ideolojim var. Hani benim için mağlubiyet yok. Bir sürenin imtihanı olmak var. Yani benim kendi hayatımda gördüğüm şey. Ben kolay Çok kolay hani güzel. mağlubiyete inanan bir insan değilim. Bir şey olduğunda da bunu imtihan olarak ben kendi açımdan değerlendiriyorum. Yani o yüzden benim tarafımda pes etme gibi bir şey çok olmuyor. Yani benim kendi açımdan. Ortaklarım da keza aynı şekilde. Onlar da bu inançta insanlar. Fakat burada bence girişimcilik tarafında önemli bir konu var. Bunu bence herkesin dinlemesi gereken bir şey. İnsanlar yatırımla başarılı olacağını düşünüyor. Yani bir yerden bir yatırım aldığında bir sermayeyle bir işin yapılacağını, kolay yapılacağını düşünüyorlar. Ve bu işin sermayelerle yapılacağını düşünüyorlar. Biz 10.000 TL sermayeyle kurduk. Yani hiçbir gelirimiz yoktu. Hiçbir bütçemiz de yoktu. Şimdi sermaye aynı zamanda bir işi çok kolay batırmaya neden oluyor. Yani bir sermayeniz varsa, o sermayeyi bir işe aktarıyorsanız o iş tutmadığında aslında işi batırmış oluyorsunuz. Çünkü birçok finansalı yatmış oluyorsunuz. Ama sermayeniz yoksa yapacağınızda hiçbir şey yok. Yani kaybedeceğiniz sadece sizin zamanınız ve iş gücünüz. Ama arka tarafta yakabileceğiniz bir para olmadığı için aslında size çok fazla zarar vermiyor. Yani bizim de en büyük avantajlarımız aslında bence bir tanesi sermayesiz kurulmamızda. Yani çünkü biz her zaman şunu biliyorduk. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Yani en fazla kaybedeceğimiz zaman. Ve şey yani çünkü nakit olarak, finans olarak bir şeye yatırım yapıp bir şeyi yapmadığınız için yani kaybedeceğiniz de çok bir şey olmuyor. Sadece dediğim gibi zamanınızı kaybediyorsunuz. Bu da bizi biraz daha böyle kamçıladı. Yani zaten kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz sonuna kadar savaşalım istedik.
Tabii bizim de böyle ilk kurduğumuz zamanlarda hatta böyle kârlar esprisini yaparız. Şey diyorduk yani ilk 3 aya batıyoruz, sonraki 3 aya batıyoruz. Öyle hep şeylerimiz vardı, kendi aramızda esprilerimiz vardı. Tabii bunlar bizi kamçıladı. Ve yani sıfır sermayesizlik gerçekten insanı daha azimli bir hale getiriyordu. Ve bu azimli hale getirmek aslında bizi gerçekten bizi hayatta kalma içgüdüsü vererek bizi sektörü tutundurttu yani. Hani o yüzden hani mağlubiyet tarafı zaten bizim için kabul edilen bir şey değil. Ama sermayenin olmaması da bizi bence en iyi bir şekilde birbirimize kendini kenetleyen, yani ortakları birbirine kenetleyen ve bu başarıya odaklanan ana etken oldu. Genelde girişimciler bunu kaçırıyorlar yani. Her şeyi sermayeden bekliyorlar. Ama onun sermayenin çok hızlı batacağını hesap edemiyorlar yani. Biz onu yaşayarak görenlerdeniz. O Kilit anlamda... nokta bu herhalde. İlla paranın olması gerekli değil ama iyi bir fikrin varsa, azmin varsa bu iş oluyor diyorsun. Evet, yani topluluk adına konuşamam. Kendi tecrübelerime dayanarak konuşurum. Bence olur. Bizim kadar belki büyüyemezler ya da istedikleri, hayal ettikleri kadar büyüyemezler ama çalıştıklarının karşılığını alırlar. Şimdi zorluklarla ve engellerle karşılaştın mı? Yani örnek sadece kapatalım gidelim dediğiniz nokta Evet. oldu mu? Kapatalım gidelim değil ama batma, yani batma değil mi? İş anlamama durumu oldu yani. Şimdi onu da anlatayım, biraz komik. Şimdi biz yaş olarak 23, yani yaş 22-23 yaşlarımızda kurduğumuz için bizim zamanımızda böyle çok genç iş adamı yoktu. Yani gerçekten şu anda da hani çok fazla genç iş adamı görmüyoruz yani sektörde. Şimdi biz her gittiğimiz yere bize akıl veriyorlar işte. Sen benim oğlum yaşındasın, sen benim yeğenim yaşındasın. Yani ben de en son hani bir tanesinde patlamıştım böyle. Dedim yani bana akıl verme, iş ver dedim. Bana para lazım dedim. Yani o ilk işlerimizi alana kadar biz ciddi anlamda efor harcadık. Çünkü gerçekten kimse bize iş vermiyordu. Çünkü tecrübeniz yok. Yaşınız genç. Yarın öbür gün kaybolur gidersiniz. Yazılım işi işte tehlikeli bir iş. Kodları bilmiyoruz gibi böyle saçma sapan şeylerle insanlar biraz paranoya bakıyordu. Şu an tabii 6 senede çok şey değişti. Teknoloji çok ilerledi. En yaşlımızda bile artık telefon ve yazılım birçok alanda kullanılıyor. O zamanlarda biz de böyle şey yapıyorlar yani işte oğlumsun çocuğumsun muhabbeti yaparak bizi böyle bayağı bir zorladılar. Orada çok zorlandık ama işte şeyi de aşabildik yani. Genelde ben şirketin hayatta kalmasını o süreye bağlıyorum. Yani o benim haklı sergilenişimde de o iş adamına şey demiştim yani hani akıl verme para ver yani boş ver çok konuşma demiştim yani. Onun etkilerini gördük yani daha sonrasında. Hani o biraz bizi başarıya itti diyebilirim yani. Şimdi Magellan'ı kurarken neye odaklandınız? Amacınız neydi? Ya aslında Magellan'ı kurarken değil de o Apple olma hayali var ya. Hani aslında ondan ben biraz bahsedeyim. Şimdi şirketler iki türlü değerli. Birinci değer şirketin yaptığı işin yaratmış olduğu katma değer. Mesela Türkiye'de çok iyi yazılım yapan firmalar var. Çok iyi otomasyon yazılımları yapıyorlar. Çok ciddi de gelir elde ediyorlar. Fakat otomasyon insanların hayatında yer kaplamadığı için sadece o sektörde, o alanda kullanıldığı için aslında çok fazla piyasa değeri büyümüyor firmanın. Yani insanlar tarafından bir bilinirliği olmuyor. Ama Apple gibi, Samsung gibi firmalar ne yapıyorlar? Aslında günlük kullanıma hitap ediyorlar. Yani siz kolunuzda, cebinizde, televizyon işte evinizde, karşınızda kullandığınız ekranda birçok yerde bu markaları görüyorsunuz. Yani şu an Samsung buzdolabında da var, saatte de var, telefonda da var, her yerde var. Aslında sizde değeri veren sizin ne kadar günlük hayatta kullandığınız oluyor. Biz de o Apple gibi olabilmek için aslında günlük hayatta kullanılan teknolojileri biz hedefledik. Yani dedik ki biz günlük hayatta kullanılan teknolojiler olalım. Bizi hayatında B2B, B2C her alanda kullansınlar ve kullandıklarında hem bizim ticari olarak gelir edelim hem de şirketin marka değeri günlük hayatta kullanıldığı için insanların da kafasında veya aklında veya hayatında bir yer kaplasın dedik. Aslında biz şirketin yöntemini, şirketin yönelimini bu alanda yapmaya çalıştık. O yüzden biz günlük hayata hitap eden teknolojiler geliştirmeye başladık. Şimdi günlük hayata hitap eden teknolojilere odaklandığınızı söylüyorsunuz. Peki siz Magellan'ın ürünlerini yani bunu ürünlerinizi yaparken biz size nerede temas ediyoruz? Aslında şöyle kısaca Ya da ürünlerden siz bahsedeyim. bize nerede temas ediyorsunuz? Aynen. Evet, şöyle bak dedim. Bizim aslında fokusumuz, yani 4 tane ürünümüz var.
Biz bunları şu şekilde nitelendiriyoruz. Kağıt, kalem, araç, para. Yani dört tane temel nesneye hitap eden ürünümüz var bizim. Yani bunların bir tanesi biyometrik imza dediğimiz tablet üzerinden ıslak imza atmayı sağlayan teknoloji. Bir tanesi para dediğimiz ödeme sistemleri. Bir tanesi araçtaki file yönetim sistemleri. Bir diğeri de dijital arşiv. Yani biz kağıt, kalem, araç, para denetlendiriyoruz. Aslında bizim çalıştığımız firmalar veya bizim çalıştığımız firmaların müşterileri gerek kontrat imzalarken, gerek araç kiralarken, gerek belge üretirken, gerek ödeme yaparken bizi hayatın her yerinde görüyor. Buradaki tek fark genelde bizi gördüğünü bilmiyor. Hani Magellan bazen white label olarak verdiğimiz yerler var. Hani aslında bizi kullanıyor fakat arka tarafta çalıştığımız için genel olarak markayı orada tanımlamıyor. Ama bu da tabii günden güne artıyor. Biz kendi ürünlerimizi daha çok kendimiz satmaya başladığımızda birçok Magellan markasını duyuyor oluyorlar. Ama günlük hayatta dediğim gibi yani kağıt, kalem, araç, paraya nerede değiniyorsanız oralarda aslında karşınıza çıkıyoruz yani. Şimdi Bulut, Arşimet gibi ürünleriniz var. Bu ürünlerden biraz bahsedebilir misiniz? İşte Bulutsuyla dediğimiz ürün bizim araç takibi ve file yönetim ürünümüz. Şu an sektördeki en büyük araç şey yapısı. Yani bir aracın takibinden tutun, alışından satışa kadar bir kaza, ceza, bakım, sigorta gibi her şeyi takip ediyor. Yani bir araç kiralama firmasında veya bir araç sektöründe bu araç, bu bizim ürün ciddi anlamda kullanılıyor. Bu bizim işte o araç dediğimiz kısım. Arşivet dediğimiz ürün bizim dijital arşiv ürünümüz. O fiziksel olan belgelerin dijitalleşmesi, onların akıllandırılmasıyla alakalı bizim kağıt dediğimiz yani belgeyi akıllandıran bir sistem. Bu da birçok yerde gene hem kamu kurumunda hem özel sektörde kullanılıyor. Diğer tarafta da imza ve ödeme sistemleri var. Orada da imzada da işte tablet üzerinden ıslak imza atmayı sağlayan ilk firmayı biz Türkiye'deki yerli olan ilk firmayız. Ödeme sistemlerinde de bir wallet oluşturup ödeme almayı sağlayan ürünümüz var. O yüzden aslında birçok insana birçok yerde değiniyoruz biz şu an. Ama onlar farkında değiller genel olarak. Peki hangi ünlü markalar, kurumlar sizin ürünlerinizi kullanıyor? Yani müşteri portföyünüzden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi müşteri portföyümüz bayağı bir geniş. Çünkü biz dediğim gibi günlük kullanıma hitap ettiğimiz için. Yani araç kiralama firmalarından tutun, Turkcell'den, Türk Telekom'dan tutun, Samsung'a, McKinsey'den tutun, bir Enerji Bakanlığı'na, Ulaştırma Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na kadar her türlü sektörde biz faaliyet gösteriyoruz. Yani siz şu an bir araç kiralarken, mesela AVEK bizim müşterimizden bir tanesi, imzaladığınız sözleşme aslında bizim ürünle atılıyor. Ya da İGDAŞ'ta bir gaz açımına giderken imzaladığınız kontrat gene bizim imza ürününde aslında kullanılıyor. Bunun gibi böyle aslında özel sektörde ve kamuda birçok farklı alanda aslında faaliyet gösteriyoruz. Hani o yüzden skalamız çok geniş. Her yerde çalışıyoruz diyebilirim yani sizin büyük olarak göreceğiniz. Diğer yazılım şirketlerinden farkınız ne? Temel farkımız günlük kullanıma hitap etmek işte. Hani ilk başta da söyledim. Onlar genelde Türkiye'deki yazılım firmaları tek ürün firması. Ve ürün firmaları yani bir ürüne fokuslanmış. Biz çok iyi bir muhasebe yazılımı yapan firmalar ya da çok iyi bir e-fatura yazılımı yapan firmalar. Ama işte e-fatura firmaları sadece kendi alanında biliniyor. Ya da ne bileyim bir araç otomasyon firmaları sadece kendi alanında biliniyor. Bizim temel farkımız ki insanların günlük hayatında değinmemiz. Yani siz bir şekilde bizim ürünü temas etmeye olasılığınız diğer firmalara göre çok yüksek olduğu için bir şekilde bizi görüyorsunuz yani. Asıl temel farklılığımız bu. Magellan'ı kurduğunuzda yeterli yatırımınız yoktu. Bir startup olarak başladınız. Şu anda yani günün sonunda baktığımızda 6 yıl sonra 50 milyon cirosuyla TOB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye 100 yarışmasında en hızlı büyüyen 11. şirket unvanını aldınız. Bu önemli bir başarı ve çok genç yaşta. Nasıl hissediyorsunuz? Yani nasıl hissediyoruz? Hayatımızda değişen hiçbir şey olmadı. Bir tane sertifika geldi. O anlamda kendimizi hani bizi etkileyen bir şey olmadı. Ama şunu gördük. Yani Türkiye çok büyük bir ülke. Ama aynı zamanda küçük bir ülke bizim açımızdan. Yani biz 6 yıllık bir firmayız. Sıfır yatırımla, sıfır sermayeyle kurulduk. Ve çalıştıklarımızla kazandık. Bu kısa bir sürede, kısa bir zamanda aslında Türkiye'nin ilk yüzüne girebilmişiz. Hani o anlamda iyi bir yol kat ettiğini düşünüyoruz ama aynı zamanda aslında sektörün de küçük olduğunu düşünüyoruz. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Ben isterdim ki bizim gibi böyle onlarca, yüzlerce, binlerce firma aynı zamanda kurulmuş olsun. Sektörde giren ilk 100 firmada hep böyle yeni kurulmuş firmalar olsun. Bazı firmalara baktık hani
çok köklü firmalar da var, eski firmalar da var. Ben de baktım. Yani sizin Aynen. hepsine baktım. Çok köklü firmalar var. Yani Evet, siz yani o. onların yanında çok yenisiniz ama bu büyük bir başarı. Yani. Yani bence gerçek başarı seneye veya ondan sonraki sene de orada olursak o zaman gerçek başarı diyebilirim. Yani şu anlık o listeye girdik, memnunuz. Ama orada kalıcı olmaya, yani o büyümeyi, o hızlı büyümeyi arttırabilirsek gerçek başarıyı yakalarız diye düşünüyorum. Yani şu an bizi en azından tatmin etmiyor. Kendi hedefimize göre. Sizinle ilgili postu çıktığımda hani konuğum olacak diye beni birkaç kişi aradı. Biz böyle bir firmayı tanımıyoruz. Sonra incelemişler. Aa, evet gayet güzel işler yapıyorlar denildi. Yani aslında baktığımızda çok da sanki görünmüyormuş gibi biraz önce de ama her yerde temas ediyormuşuz. Evet, yani işte aslında başarıyı böyle yakaladık diyebiliriz. Yani şimdi burada da yöntem var. Ondan da biraz bahsedeyim. Belki girişimci arkadaşlara ilham olur. Şimdi biz kendi markanızı yaratabilirsiniz. Yarattığınız markanın vermesi gereken bir üründen veya hizmetten ziyade bir güven gerekiyor sektörde. Biz onun sıkıntılarını ilk başta yaşadık. Sonra şöyle bir yönteme döndük. Dedik ki marka değeri yüksek olan şirketlerle çalışalım. Onları üzerinden white label'la yapalım. Geliri de paylaşalım istedik. Mesela Turkcell'le bizim çıktığımız hikayede genelde Turkcell'deki güvenli dijital imza diye bilinen veya dijital arşiv diye bilinen, Turkcell dijital arşiv diye bilinen bizim ürünlerimiz. Biz bunları Magellan olarak satmaya çalışsaydık belki şu anki seviyeye çok zor ulaşırdık. Yani marka değeri yüksek olan bir firmanın arkasına sığınmak, evet o marka değerine çok fazla prim yaptırıyor veya çok fazla değer katıyor. Ama sizi de kısa sürede belli bir noktadan belli bir noktaya getirebiliyor. Hani o yüzden biz bence doğru olan bir şey yaptığınıza inanıyoruz. Büyümek için doğru markalarla, doğru partnerlik yaparak belki arka planda kaldık. Ama hedefimize ulaştırdı bizi diye düşünüyoruz. O yüzden bu yöntemle biz gitmeyi o zamanlar doğru bulmuştuk. Ve bu şekilde devam ettik. O yüzden birilerimiz onlara göre az. Ama bizi kullanmaya başlayan insanlar artık muhatapları işte teknik anlamda biz olduktan sonra bizi de tanıyıp bu işin arkasında kim olduğunu görüp rahat bir şekilde bizi de tanıyabiliyorlar ve bizi de aslında sektörde bilinir hale getiriyorlar. Biz onları diyoruz yani özellikle müşteriler. Aslında sizin kullandığınız birçok teknolojinin arkasında biz varız diyoruz. Hani bunları da deneyimledikten sonra gerçekten bizim marka bilinirliğimizde aslında beklediğimiz yerlere yavaş yavaş ulaşmaya başladı yani. Ama doğru zamanda doğru metotla biz yol aldığımızı ben hala düşünüyorum Siz şöyle diyorsunuz, yerli ve yerli yazılımın yani. gücünü ve dijital dönüşümdeki rolünü tüm dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda inovatif çözümlerinizi sadece Türkiye'de değil, yurt dışına da taşıdınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ofis açtınız. Nasıl oldu bu süreç? Bağlantıları nasıl kurdunuz? Örnekse ne ürettiğinizde kişilerin ilgisini çekti bu. Yani Kanada'ya gidip de oranın ekonomi bakanıyla öyle herkes görüşemez. Nasıl oldu bu süreçler? Bir anlatın. Bu genç yaşta tamam kurduk. Türkiye sınırlarını da açtık ve ABD ve Kanada'da ofisler kuruldu. Nasıl oldu bu süreç? Bu nasıl oldu? Biraz agresiflik de oldu. Yani bizim şöyle bir politikamız var. Kendi içimizde ya ortaklar olarak. Biz bir şeyi niyet ediyoruz. Mesela belli bir gelir elde ediyoruz. Elde ettiğimiz geliri bir kenara koyabiliriz. Ya da bir işte bir harcayabiliriz. Biz şunu ortaklar olarak iyi organize ettik. Ya biz keşke yapmasaydık, yani keşke yapsaydık demek istemedik hiçbir zaman. Ya o gün bir imkan geldiğinde, ya keşke deneseydik dememek için o gün o adımı atmaya kalktık. Bizim bir yurt dışı gezisi vardı. Yurt dışı gezisine katılma durumumuz oldu. Biz oraya aslında bir turistik amaçla gitmiştik. Baktık orada şirket açma ihtimalimiz oldu. Orada bir distribütörlük verme durumumuz oldu. O gün hemen o kararı aldık. Yani döndükten sonra pişman olup keşke yapsaydık demeyelim diye. Gittik Amerika'da ilk ofisimizi açtık. Sonra gene Kanada'da bir şey oldu, imkan oldu. Gittik orada ofisimizi açtık. Yani biz bu yaşta deneyelim. Olmazsa en azından denemiştik deriz dedik. Olursa da ne güzel doğru zamanda doğru işi yapmış oluruz dedik. Ve şu an biz Amerika ve Kanada'da arşiv ürünümüzü özellikle oralarda dijital dönüşüme çok daha fazla ihtiyaç var buralara göre. Orada arşiv ürünümüzde birçok yeni distribütörlük vererek şu an iki ürünü oralarda konumlandırdık. Şimdi de Katar'da bir ofis açacağız inşallah bir ay içerisinde. Bir de bu MENA bölgesinde gene aynı şeyi deneyimliyor olacağız. Ya yani burada önemli olan elde ettiği, şimdi biz şimdi sıfırdan kurulduk ya, hiçbir sermayesiz kurulduğumuz için bizim için çok bir paranın önemi olmuyor. Zaten hayatımızda para çok bir yer
kaplamamış. Çünkü para endeksi kurulmamışız. Daha çok başarıya bir şey fokuslanmışız. O yüzden elde ettiğimiz gelirin çoğunu biz denememiş olmamak için fizibilitesini yapıp imkanları kontrol edip bu alanda denemeyi tercih ettik ve bu agresiflikle aslında kısa sürede yurt dışına açılma imkanımız oldu. Yani diğer taraflarda ofislerimiz yok ama Avrupa'da da birçok yerde verdiğimiz distribütörlük var şu an. Ama ofis olarak yok. Bu inanmakla alakalı bir şey aslında. Yani ben kendi adıma hayatım böyle geçtiği için hani inanmak inanmamak bilmiyorum ama bana göre hani böyle olması gerekiyor zaten. Anladım. Ama Yani dışarıdan bakıldığında inanmak denebilir herhalde evet, sonuçta para odaklı olmadığınız şeyde yani. inandığınız şeyin üzerinden gidersiniz. Evet. İnandığınızda sonuna kadar gidersiniz. Ben onu gördüm. Yani Evet. incelediğimde de onu gördüm. Evet, şimdi Yani geliyorum buraya. denememekten kaynaklı pişman olmak istemediğiniz için aslında şunu yapıyoruz. Yani keşke deneseydik dememek için yapıyoruz aslında. Bu, o Güzel. bizim için en büyük Başarılarınızın kayıptır yani. devamını diliyorum bu Sağ olun, anlamda. çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim pandemi sürecine. Sektör pandemiden nasıl etkilendi? Şimdi hangi sektörde olduğunuza bağlı. Bizim sektör mü, bizim müşterilerimizin İkisini de sektörü konuşalım. Girişte aslında mü? pozitif etkilendiğini söyledim yazılım sektörünün. Çünkü dijitale dönüşte yazılıma yaradı bu iş aslında. Hem sizin hem de sizin müşterileriniz açısından değerlendirirsek ne demek istersiniz? Şimdi bizim ürünler zaten genel olarak özellikle iki tane ürün dijital dönüşüm ürünü olduğu için yani bir arşiv geçmişi imza geleceği dijitalleştirdiği için bu ürünlerde ivmelenme oldu. Özellikle toplu kullanım araçlarının talebi düştü. Bizim filo yönetim ürününde de böyle ciddi araç talepleri olmaya başladı. Ama şöyle bir durum var. Biz büyüyoruz ama biz müşterilerimiz küçülüyor pandemide. Yani bizim ürün sattığımız müşteriler küçülüyor. Fakat bizim müşteri sayımız artıyor. Yani şu an bizi en çok etkileyen şey aslında müşterilerimizin küçülmesi ama bizim müşteri sayımızın artması. Müşteriler küçüldüğü için aslında bizim yaptığımız ciroda çok bir değişiklik olmuyor. Hani bizim sayımız artmasına rağmen müşterilerin cirosu düştüğü için hani o anlamda çok böyle bize bir pozitif anlamda bir şey yansımıyor. Ama insanlar şunu gördü. 6 ayda 1 senede şu an bizim ürünlerin aslında sağladığı katma değeri gördü. İşte imzayla gelmeden yapalım, arşivle birçok şeyi dijitalleştirelim, artık fiziki ilkeyle uğraşmayalım gibi gibi ya da ödeme sistemlerine temassız olarak biz bir iş alalım gibi birçok şeylerde oldu müşterilerde. Orada da şu anki sıkıntı şu, şu an insanların cebinde finansman yok. Yani belirli kaba tabirle para yok. Olduğunda yani bu pandemi geçtikten sonra insanların cebinde harcayabilecekleri bir para olduğunda bizim ürünlere harcayacağına ben inanıyorum. En azından bizim sektördeki ürünlere harcayacağına inanıyorum. Ama şu an yani şu an hala pandemi bitmediği için insanların likiditesini, nakitini harcamak istemiyorlar. O yüzden bizde de şu anlık bir durgunluk var. Fakat bu pandemi geçişinden sonra ciddi anlamda bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Yani o yüzden bizim için şu anlık negatif gibi gözükse de yani müşteriler küçüldüğü için negatif gibi gözükse de bundan sonra bizim zamanımızın geldiğine inanıyorum yani. Şimdi pandemi süreciyle birlikte hayatımıza giren evden çalışma sistemine en çok aşina olan sektör yazılım aslında. Adaptasyonda bir problem yaşamadınız diye düşünüyorum. Böyle mi ve ne gibi tedbirler aldınız? Şimdi evden çalışmada bizim için problem yoktu. Yani zaten bizim sistem remote çalıştığı için bir anda problem yoktu. Ama şöyle şeyler oldu. Evde çocukları olan aileler yani çalışanlar evde çalışamamaya başladı. Yani sektörel anlamda geliştirme anlamında bir problem yoktu. Sosyolojik anlamda problemler olmaya başladı. Mesela biz ilk pandemide herkes evde olduğu zaman biz de evden çalışıyorduk ama bu yasaklar kalktıktan sonra personellerden gönüllü olarak ciddi anlamda bir geri dönüş olma ihtiyacı oldu yani. Çünkü herkes diyor insan sosyal varlık evde belli bir zamana kadar oluyor ama her zaman da olmuyor diye. Hani o anlamda bizim işimiz aksamadı. Fakat sosyolojik olarak insanlar böyle birlikte olmayı, beraber zaman geçirmeyi çok özledikleri için yavaş yavaş bizde böyle gönüllü bir geri dönüş oldu yani. Ve şu anda da remote çalışan arkadaşlarımız var ama genelde insanların çoğu şirkete gelmeyi tercih ediyor. Kaç kişi çalışıyor şu anda? 100'ün üzerinde, 100, 2, 3 civarında olabilir. Yani şu an 100'ün üzerinde de en son kaç çıktı hatırlamıyorum. 4 kişiyle başladı ve 100'ün üzerinde kişi şu Evet. anda istihdam ediyor. Evet. Bu dönemde yeni iş alanları arasında en çok parlayan sektörlerden biri yazılım oldu. Sektörün gelişimini ve geleceğini nasıl buluyorsun?
Sektörün gelişimi aslında hızlı olacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde sektör gelişecek. Fakat bir sektör gelişirken birçok sektörü de öldüreceğine inanıyorum. Yani şu an şöyle örnek gösterebilirim. Şimdi yazılım sektöründe remote çalışma başladı. İnsanlar artık lüks ofislere para vermemeye başlayacak. Yani şirketler, büyük dediğimiz şirketlerin çoğu küçük ofislere taşınacaklar. Çünkü personellerine verdikleri yemek masrafları, yol masrafları gibi birçok şeyden tasarruf etmek isteyecekler ki bunu şu an büyük şirketler yapmaya başladı. O yüzden şirketteki yani sektörlerdeki değişiklikler birçok sektörün dinamiklerini değiştirecek. Burada tabii insanlar uzaklaştıkça insanların da yazılıma olan ihtiyacı ve bağımlılığı artacak. Burada da böyle belki bu alandaki birçok firmanın bu alanda yani uzaktan çalışma kültürünü veya uzaktan işten yönetme kültürünü kendi ürünlerini pivot edeceğini düşünüyorum. O yüzden sektör bence rekabetler kızışacağına inanıyorum. Yani bugün biz imzada belki sektörün en büyüğüyüz. Ama yarın öbür gün bu ihtiyaçtan dolayı yani sektörün duyacağı ihtiyaçtan dolayı farklı farklı firmalar kısa sürede büyüyebilir veya çıkabilir. Hani bu anlamda yazılım sektörü böyle çok gelişecek, çok güzel olacak, insanlar çok güzel para kazanacak diye düşünebilirler ama aynı zamanda rekabet de ciddi anlamda artıyor olacak. Hani bu da bence yazılım sektöründe bulunması gereken bir yani insanların gözünün önünde bulunması gereken bir tehlike olarak da düşünüyorum yani. Öyle herkesin hayal ettiği gibi yazılım sektörü toz pembe bir şekilde karlı hale geçeceğine ben çok inanmıyorum. Çok fazla rakip gelecek piyasaya. Bu arada biraz önce tedbirle ilgili bir şey sormuştum. Onu es geçmeyelim. Ondan sonra bu gelişimiyle alakalı yine sorularım olacak. Yani korona tedbirleri diyorsanız hani evden çalışma zamanında zaten çok bir tedbirimiz hani zaten insanlar evde çalıştığı için olmadı. Ofise döndükten sonra da insanlar arasında işte sosyal mesafe uzun, o masaların arasındaki mesafeyi arttırdık. İşte maske takılma kriterlerini getirdik. İsteyen arkadaşların gelmeme, yani isterse istediği kadar evden çalışabileceğini belirttik. Bu anlamda elimizden geldiğince sosyal mesafe ve sosyal kurallara uymaya çalıştık. Zaten hani bizim sektörde insanlar genel olarak bilinçli. Bir de çok narin insanlar olduğu için genelde bizim çalışma arkadaşlarımız bizden daha pimpirikliler yani bu konuda. Onlar zaten kendilerini olabildiğince korumaya çalışıyorlar zaten. Yani bizim çok fazla bir şey de yapmamıza gerek kalmıyor yani. Onlar o önemli hani olan bilince sahip insanlar oldukları için genelde bunlara uymaya çalışıyorlar kendi aralarında. Bizim çevremizde. Baktığımızda yazılım önemli bir ihracat kalemi. Peki ülkemiz için durum nasıl? Ve katma değerli ürünler üretmemiz ve ihracatı artırmak için ne yapılmalı? Bence peak gelirse herkes ders çıkarmalı. Yani ilk yapılması gereken o olması lazım. Şu an 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık firmalar peak gelirsin değerine ulaşamıyor. Yani satış değerine ulaşamıyor. Öncelikle bence Türkiye'deki herkesin bundan bir ders çıkarması lazım. Yani bu iş 100 yıllık yaptığımız ne bileyim tarımla, hayvancılıkla veya bilinen olan inşaat mesleklerle bu işler bu rakamlara satılmıyor. Yani şu an Türkiye'nin en büyük holdingleri bile bir peak gelirsin satış rakamına erişmiyor Türkiye'de. Öncelikle bence insanların hepsinin buradan ders çıkarması lazım. Bir diğeri de yurt dışında yapılacak olan satışlar aslında Türkiye'nin de en kolay satılabilecek sektörlerden bir tanesi bilişim sektörü olduğu için bunlara yönelmesi gerekiyor. Bence satış ajanslarının kurulması lazım. Yani ülkedeki belirli otoritelerin belirli pazarlarda Türkiye'deki ihracat kalemlerini yani yazılım ihracat kalemlerini oluşturacak ürünleri toplayıp oralarda satması lazım. Devletin bu anlamda teşvik etmesi lazım. Hani biz Türkler üretmeyi biliyoruz ama genelde satmayı çok bilmiyoruz. Pazarlamayı çok bilmiyoruz. Genelde yazılım sektörüne bir yan sektör gelip yazılım ürünlerinin nasıl pazarlanması gerektiğini anlatacak ya da öğretecek ya da yol gösterecek bir sektörün oluşması lazım. Şu an Bu çünkü bahsettiğiniz çok önemli bir şey aslında. Sizin böyle bir çalışmanız var mı? şimdi bizim kendi çapımızda var da bizi yönlendiren bir çalışma değil bu. Yani biz şimdi belirli bir büyüklüğe gelmiş bir firmayız. Kendi ürünlerimizi satabilmek için belirli yöntemler deniyoruz. Yani mesela yurt dışındaki operatörlerin bağlı olduğu platforma üye oluyoruz. Orada ürünlerimizi diğer operatörlerle partnerlik yapıp onların pazarlarında sattırmaya çalışıyoruz. Ya da farklı farklı distribütörler yapmaya çalışıyoruz. Ama burada şimdi herkes bizim kadar büyük olmak zorunda değil. Veya herkes bizim kadar tecrübeye de sahip olmak zorunda değil. Fakat bu insanların bir şekilde başarıya ulaşması gerekiyor. Hani bu anlamda hani devlet olur olmaz onu bilemem. Özel sektör de olabilir. Yurt dışında tecrübesi olan firmaların, yurt dışında pazarı olan firmaların veya yurt dışında sektörü araştırabilme yeteneği kabiliyeti olan firmaların kurulup bunları ticari olarak yapması gerekiyor. Yani bir ajansın olup belirli alandaki ihtiyacı yurt dışında ne bileyim Almanya'da, Fransa'da herhangi bir ülkede tespit edip buradaki ürünleri bulup
O ürünleri orada pazarlayıp onun da ürünü üreten firmanın da gelir elde etmesini sağlayacak modeller oluşması lazım. Yani eskiden ihracatta arıcılık eden firmalar vardı Türkiye'de. Hala da var. Birçok alanda oluyor. Bunlar ama bilişim alanında çalışmayı bilmiyorlar. Yani bilişim alanındaki firmalara da destek olmuyorlar. Çünkü öyle bir kültürleri yok. İşte bu tarz sektörlerin oluşup bu firmaların ürünlerini alıp oradaki ihtiyaçlara erişebilecek ara sektörün oluşması lazım. Diğer takdirde çünkü yazılım sektöründeki firmalar böyle küçük küçük yazılımlar yapıp kaliteli yazılımlar yapabiliyorlar. Fakat satma kasları yani yurt dışına ihraç etme kasları düşük oldukları için oraya erişemiyorlar. Yani o ara sektörün gelip onları oraya eriştirmek konusunda ajanslık ya da farklı bir ne bileyim ticari bir yöntemle desteklemesi lazım diye düşünüyorum. Türkiye'yi diğer ülkelerle kıyaslarsak dünyada yazılım sektöründe durumumuz nasıl? Yani bilgi güvenliğinde yani cyber security'de çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Türk insanına çok yatkın bir alan. Bu alanda çok yetenekli gençlerimiz var. Fakat bu gençler kendilerini pazarlamayı bilmedikleri için biraz potansiyelin gerisindeler. Gene yazılım sektöründe diğer alanlarda kıyasladığımızda biz teknolojiyle beraber kalkınan bir ülke olduğumuz için yani bankacılık alanında yaptığımız yazılımlar dünyadaki birçok ülkelerdeki bankacılık sektöründen daha iyi. Ya da ne bileyim otomasyon konusunda yaptığımız yazılımlar daha iyi. Bu anlamda teknik kapasite olarak biz kendimizi çok iyi ve iyi ilerideki bir konumda olduğumu düşünüyorum. Özellikle gelişmiş olan ülkeler kendi gelişmişliğini genelde teknolojiden önce yaptıkları için yani Amerika gibi, Kanada gibi, ne bileyim Almanya gibi ülkeler onlar teknolojiyi daha geriden takip ediyorlar. Çünkü onların finansal getirisi diğer yapmış olduğu ürünlerden oluyor. Ama biz de kalkınmayı teknolojiyle beraber yaptığımız için teknolojik ürünler veya teknoloji geliştiren firmaların yapmış olduğu ürünler diğerlerine göre daha kaliteli oluyor. Bizim tek eksiğimiz doğru bir şekilde kendimizi tanıtamamak oluyor. Hani bu kısmı aşabilirsek ya da bu kısmı kolaylaştırabilirsek bence çok rahat ihracat kalemleri oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bu aşılması için illa devlet desteğinin mi ihtiyaç var? Devlet desteği değil. Ben devletin desteklemesi gerektiğini aslında çok düşünmüyorum. Yani devlet bir firmanın ürününü bir firmaya sattırma konusunda bence çok bir etkili olmaz. Burada özel sektörün olması lazım. Yani şu an mesela bir tarım ihracatı yapacaksanız, bir ne bileyim domates yetiştiriyorsanız sizin malınızı alıp işte Rusya'ya satacak, ne bileyim Almanya'ya satacak firmalar var. Yani sizden pazarınızı alıp o pazara satacak olan firmalar var. Aslında bilişim sektöründe bu tarz firmaların oluşması lazım. Yani bunu şöyle örneklendirebilirim. Diyelim mesela Turkcell düşün. Turkcell yurt dışında da operatörleri var. Farklı ülkelerde de hizmet veriyor. Senin ürününü alıp yurt dışındaki o pazara sokup orada onu satması gerekiyor. Ya da bunun gibi firmaların o alanlarda bu hizmetleri vermesi gerekiyor. Aslında bize özel sektörde böyle ticari aracıların olması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani desteklerle bu iş olmaz. Birilerinin para kazanması lazım. Aradaki bir şirketin para kazanması lazım. O para kazandıkça motivasyonun olması lazım. Ve sizin veya sizin gibi birçok firmanın ürününü satmaya hevesli olması lazım. Bu şeklin oluşması lazım o yüzden. Yapılan araştırmalar Türkiye'de lizanssız yazılım oranının %61 olduğunu gösteriyor. Milli yazılımlar çok önemli. Gerekli teşvikler ve destekler bu anlamda veriliyor mu? Ya üretim desteği veriliyor. Üretim desteğinde tek kökent kanunları olsun, birçok kanunda destek veriliyor. Ama bizim halkımız bunu kullanmayı bilmiyor genel olarak. Bir de şimdi üretmek bir destek kalemi ama yazılımda üretime çok fazla desteğe ihtiyaç yok. Daha çok satış desteğine ihtiyaç var. Satış desteğinde ben satışın kolaylaştırılamadığını düşünüyorum. Hani o kısım çözülürse bence yazılım sektöründe ciddi anlamda satışlar olur. Lisanssız kullanıma baktığımızda da lisanssız kullanılan çoğu yazılım aslında Türk yazılımı olmadığını düşünüyorum. Genelde yabancı firmaların yapmış olduğu yazılımlar aslında lisanssız oluyor. Türkler bu konuda kendi yazılımlarını doğru lisanslı biliyor diye düşünüyorum yani. Ama satış kalemlerinin artabilmesi için ticari anlamda satışa yönelik desteklerin bence olması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey artması için. Çok fazla insan kaynağımız var bu alanda. Ama beyin göçü de fazla. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Bence çok fazla insan kaynağı yok. Onu söyleyeyim. Yani biz bir Ben developer bulurken çok makaleler zorlanıyoruz. okudum, araştırmalar yaptım, öyle gözüküyor. Yani tabii siz işin içinde olan kişi olarak siz böyle bakmıyor musunuz? Şimdi o makalelerin çoğu
sektördeki insanların ne yaşadığını bilmeden yazılmış yani mesela. Yani şimdi şirketler büyüyor. Büyümeye başladığında kendi taleplerini karşılayamıyorlar. Şu an biz aradığımız yazılımcıyı kolay kolay bulamıyoruz. Yani bizim alanımızda çok ciddi açık var açıkçası. Olan adamlar da yurt dışına çalışmaya başlıyorlar. O zaman açık daha da artmış oluyor. Bir de şöyle bir trend var. Özellikle pandemiyle beraber. Şu an Türkiye'de yaşayıp, hani insanlar eskiden yurt dışına çalışmaya gidiyorlardı. Hani adam ülke değiştiriyordu gelir elde edebilmek için ya da iş, gelir kalemini değiştirmek için. Şu an daha güzel bir yöntem oldu özellikle pandemiyle. Adam Türkiye'de yaşıyor ama yurt dışında çalışıyor. Hem dolarla, euro ile maaş alıyor hem de giderleri TL ile oluyor. Şimdi bu model özellikle pandemiyle beraber çok arttığı için şu an Türkiye'de yaşayan ama Türkiye'de çalışmayan çok fazla yazılımcı var. Yani hem bu yazılım sektöründeki insan kaynağını azaltıyor hem de ben gerekli talebin karşılanabilecek kadar yazılımcı gelişti, yani yetiştiğini düşünmüyorum Türkiye'de. Çünkü biz bulamıyoruz yani. Biz bulamıyorsak kolay kolay kimsenin de bulabileceğini düşünmüyorum açıkçası yani. O yüzden bence ciddi anlamda yazılım sektöründe açık olduğunu inanıyorum. Yani insanlar boşuna tıp veya makine mühendisi okumasınlar. Çünkü orada elde edecekleri gelirleri çoğunu yazılımda birkaç sene tecrübeyle elde edebiliyorlar yani. Genelde bunun farkında değil okuyan insanlar. Yani doktorun belki Çok imaj... önemli bir şey söylüyorsun aslında Göksürk Bey. Yani alandan gelmenin aslında faydası bu da. Biz tabii okuduğumuzda böyle algılıyoruz ama siz tabii işin içinde olduğunuz için daha farklı yerlerini de görebiliyorsunuz. Yani 20, 24-25 yaşındaki arkadaşlar 12-13 bin TL net maaşla bir 2 senelik ya da 2-3 senelik tecrübeyle işe girebiliyorlar bizim sektörde. Yani 5-10 senelik doktor bu maaşı alamıyor yani çoğu yani. Hani öyle söyleyeyim. Yani şeylerin insanlar title'lara aldanıyorlar maalesef. Yani belirli pozisyonların yani belli makamın getirisinin de o makamın havası kadar yüksek olduğunu düşünüyorlar ama o iş öyle olmadığı için aslında doğru gerçek getiri veya en karlı getiri aslında biz şu anda bilişim sektöründe. Yani insanlar gerçekten okul sonrasında para kazanmak istiyorlarsa sevmeseler bile bence bu işi yapmaları gerektiğini ben düşünüyorum. Magellan'ın hedefleri ne? İşte Yeni Türkiye'nin nasıl hedefleri. olmak? Yeni hedefleri işte günlük hayatta herkesin hayatında olmak. En büyük hedefi bu şu an. Yani siz bireysel olarak, bağlı olarak, evinizde, ne bileyim, aracınızda bir doküman imzalarken imzaladığınız şeyde veya bir yerde ödeme yaparken bizi kullanıyorsanız aslında biz amacımıza ulaşmış oluruz. Ama şu an daha o işin başındayız. Yani temel hedefimiz Türkiye'deki her insanın günlük hayatında bir kere bize değinmesini sağlamak yani. Her gün bir kere en azından kullanılmak istiyoruz. Çok iddialı ama güzel. Şimdi Magellan'ın başarısını şöyle tanımlıyorsunuz. Çok güzel bir cümle bu da. Ürününüze aşık olmayın. Ürün tutmuyorsa onu zamanında öldürün. Buradan yola çıkarsak son olarak girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Şimdi girişimcilik para kazandırmıyor, onu söyleyeyim. Tüccarlık para kazandırıyor. Yani şimdi girişimcilik nerede oluyor biliyor musunuz? Şirketi kurduğunuz için, kurmak için attığınız imza da oluyor. Oradan sonra artık tüccarsınız. Yani bir tacirsiniz. Artık para kazanma ve kaybetme durumunuz var. Yani girişimcilik o noktadan sonra hayatınızda yok. Kişiler şirketleri niye kuruyorlar? Gelir elde etmek için kuruyor. Kimse hani gelir elde etmemek için şirket kurmaz ticari anlamda. Amacınız para kazanmaksa, ürün kar elde etmiyorsa, ürün sizi finansal olarak zarara sokuyorsa onu öldürmeniz lazım. Yani bu saatten sonra girişimci olmuyorsunuz. Bu saatten sonra şirketin menfaatlerini düşünen, şirketin gelirini sağlayan bir iş adamı olmanız gerekiyor. Yani genel müdür ya da patron olmanız gerekiyor. İşte bu bakış açısıyla bakarlarsa, yani ürüne bağlanmayıp, ürünün getirisinin sağladığı şirketine sağladığı katma değeri ya da getirisinin projeksiyonunu hesap edip yaşarlarsa, şirketlikleri de hayatta tutarlar. Ürünlerini geliştirirler. Yeni yeni ürünlere girişimcilik yapıp onları yeni ürün çıkarırlar. Ama bunu yapmayıp ürünlere gönülden bağlanıp tüccar olduklarını, bir şirketin ticari bir patronu olduklarını unuturlarsa maalesef başarısızlığa hızlı bir şekilde ulaşırlar diye düşünüyorum. Yani girişimcilik tüccar olmanın önünde bir engel değil. Yani önünde de değil. Siz girişimcilik o şirketin ya da o projenin hayata geçmesini sağlayan kısım. Ondan sonraki her şey tamamen tüccarlık aslında. Bir öğrencim bir fikrini, düşüncesini paylaşmış. Nuri, okuyorum. Türkiye'de çoğunlukla üniversitede yazılım eğitim seviyesi düşük ama stajlarda o tecrübeyi kazanabiliyorlar ve
Doğru fark ettiysen firmalar yazılım stajyerleri çok az alıyorlar. Ne dersiniz bu konuda? Yani ben kendi açımdan söylesem ben bunu kabul etmiyorum yani. En azından biz çok fazla stajyer alıyoruz şeye. Hatta stajyerleri işe de alıyoruz biz. Yani daha sonrasında o kullanabilir işe de alıyorlar. Şimdi üniversiteden ne beklediklerine bağlı. Yani üniversiteden çok bir şey beklemesin insanlar. Üniversite aslında işte bizim gibi, benim ortaklarım gibi. Bizi bir araya toplayan, Anadolu'dan insanları geçirip işi bir kurum içerisine sokup orada 4-5 sene insanları birbiriyle tanıştıran, kaynaştıran bir firma aslında yani. Üniversiteye baktığımızda bir kurum aslında bu burada. Yani yazılım puanla yapılacak bir şey değil. Yani ben ÖSS puanını kazandım. Belirli bir yere yerleştim. Ondan sonra yazılımcı oldum değil. Bu iş yetenekle veya ilgili olacak bir şey. O yüzden üniversiteden çok bir şey beklemeleri zaten bu insanları biraz yazılım sektörüne başarısız hale getirir. Burada kişisel gelişim yapacaksınız. Kişisel kendinizi gerek geliştirme anlamında yani development anlamında gerek ne bileyim yazılımın farklı alanlarında iş analizi gibi yerlerde kendiniz kendinizi geliştireceksiniz. Bu arada da yani stajyer konusunda da bence stajyer alabilecek çok fazla firma vardır diye düşünüyorum. Belki onların başvurdukları yer çok kurumsalsa almayabilirler. Ama bizim gibi firmalarda, yeni olan firmalarda en düşük insan kaynağına, en düşük iş gücüne ihtiyaç var. O yüzden özellikle stajyerler bedava olduğu için şirketlere bence ciddi anlamda talep ederler diye düşünüyorum yani. Yani çok kurumsal firmalara başvururlarsa girmeme şansları düşük. Yani bir Türk Hava Yolları'na, bir Turkcell'e, bir Vodafone'a başvururlarsa giremeyebilirsiniz. Çünkü orada herkes sizin ilk hikaye oralar oluyor. Ama daha orta ölçekli firmalara başvurduklarında hem kendilerini çok iyi geliştirirler hem de her yere girebilirler yani. Çünkü firmaların insan kaynağına ihtiyacı var. Özellikle ucuz iş gücüne çok fazla ihtiyacı var. Göktürk Bey, programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani arkadaşlar, şimdi ben kendi hayatımı örneklendirdiğim için benim hayatımı doğru olarak nitelendirmesinler. Ben kendi yaşadıklarımı, kendi tecrübelerimi aktardım. Herkesin kendi doğrusu farklıdır. Ama benim elde ettiğim bazı birikimler insanları doğru yere yönlendirebilir. Özellikle bu finansal beklene yani yatırım alma gibi koşullarda bence çok fazla ümit bağlayıp hayallerini yatırım almaya bağlamasınlar. Yatırımsız da bu işin başarılabileceğini, yatırımsız da bu tarz yerlere gelinebileceğini bence beni örnekleyip kendileri deneyimlediler. Bir de genç girişimciler için düşünürsek yani üniversitede benim gibi 22-23 yaşlarında şirketi kuranlar için yani kurmayı düşünenler için örneklerinizi kaybettikleri tek şey zaman. Yani keşke demesinler. Ama o da Keşke tecrübeye yapsaydım. dönüşecek. Zaman Yani kaybı değil şöyle aslında. bir yazılım sektöründeki bir firmanın böyle yüz binlerce, milyonlarca para kaybetme şansı yok. Çünkü sermayesi olmayan bir iş olduğu için yani bir tane laptopla 6 ay, 1 sene, 2 sene uğraşıp yapacağınız bir ürün bu. Yani ürünün geliştirme maliyeti çok düşük. Kişilerin akıllarında böyle projeler, fikirler varsa bunları denemekten kaçmasınlar. En fazla bir iki senelerini kaybederler zaman olarak. Yani maddi anlamda bir onları çok fazla zarara sokamayacağı yani sektör olarak sokamayacağı için hayallerinden veya hedeflerinden çok fazla şaşmasın arkadaşlar. Yani denemekten bir şey kaybedeceklerini ben zannetmiyorum. En kötü tecrübe olur. Çünkü dediğim gibi finansal olarak çok fazla kaybedecek bir şey değil. Yani benim yaşımdaki insanlar bence girişimciliğin yani o genç girişimciliğin tadını bence tatsınlar diye umuyorum yani. En azından ben yaşadım bu işi başardım. Onların da başarabileceğine inanıyorum yani. Evet, genç bir girişimciyi ağırladık. Magellan Bilişim ve Danışmanlık Şirketi kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Göktürk Yetim bugünkü konuğumuzdu. Yazılım sektörünü konuştuk ve startup olarak başladığı şirketi nasıl büyüttü, geliştirdi ve top Türkiye 100'ün en hızlı büyüyen 11. şirketi haline getirdi. Bunu konuştuk. Kendisine başarılarının devamını diliyorum. Altta da Teşekkür ederim. yazıyorlar. Sizi sevenler hep başarılarınızın devamını diliyorlar. Onları da Sağ olsunlar. okuyayım. Evet, çok teşekkür ederim Göktürk Bey katıldığınız için. Tamam, ben teşekkür İnşallah ederim. yolunuz uzun ama Türkiye'nin Apple'ı olursunuz. Dünyanın belki de farklı Evet. ürünler İnşallah. geliştirerek dünyada gerçekten çok önemli hak ettiğiniz yerlere kavuşursunuz. Benden ancak böyle bir temenni olabilir. Bugünkü programımızı size ağırladık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Tekrar Sağ olun. katıldığınız için Ben çok çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi Kolay akşamlar. gelsin. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta farklı bir konuyu yine farklı bir konuğumla ele alacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.